Cep telefonuyla 10 yıl önce tanışmış. Hep diyoruz ya, ellemeli cep telefonu çıktı, hayatımız karardı. Gaziantep'ten yola çıkan bir şahsın görüntüsü var. Şoför arkasında 35-40 taşıyor. 52-53 kilometre cep telefonunda oyun oynayarak araba sürüyor. Nasıl sürücülük yapman lazımdı? Ne zaman yol taşıyabilirdin? 18'den sonra 23'ü dolduracak, getireceğim. 19'da ağır başlayacak. Evet. Lastiğe vur. Birkaç defa şu çataldan kar suyu girsin. Kekler verirler kahvelerimize. İkinci gün yine tabi olacaksın. Öğleye kadar yine muhabbet güzel. Öğleden sonra bir kahve. Ne istediniz? Tüm davranışları komşunuzun çocuğunda, servisinizde parasını aldığınız çocukta yapın. Yıl kıyafetinizde kız çocukların örneğisiniz. Konuşmalarınızda örneksiniz. Sizler birer anne modelisiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber Emniyet Müdürlüğü ortaklı bir proje gerçekleştirildi. Okul servis aracı sürücülerine ve rehber personeline yönelik olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında uyması gereken kurallar, yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme semineriydi bu. Biz burada nerelere dikkat ettik? Özellikle çocuklara empati kurmalarını söyledik. Çocukların rol modelleri bu servis şoförlerimiz, rehber personellerimiz. Bunlar kendi çocuklarına ne yapılması gerekiyorsa bu çocuklara da, serviste taşıdığı çocuklara da aynısını yapmalarını istedik. Bizim amacımız hiçbir çocuğumuzun burnu kanamadan evinden okula kadar gelmesi, okuldan tekrar evine kadar gitmesi. Biliyorsunuz çok vahim hadiselerle karşılaştık. Çocuklar servislerde unutuldu. Bunlarla ilgili yapılması gereken işlemler, rehber personelin dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirmeler verildi. Eksiklere dair bağlama cezalarına kadar gidiyor. Araçları trafikten men ediyoruz. Sonra biliyorsunuz bu yolda hep birlikteyiz bir kampanyası başladı. İçişleri Bakanlığımız tarafından başladı. Sayın Süleyman Soylu tarafından. Bu yolda hep birlikteyiz kampanyası dahilinde kırmızı ışık ihlalleri, cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri ve işte hatalı araç kullanma. Bunlardan tüm polislerimiz, tüm jandarma teşkilatımız ceza yazabiliyor. Servis şoförlerimize bunları hatırlattık. Onlar gayri ihtiyarlı işte telefonla konuşuyorlar. İşte bu konuşmaların önüne geçmemiz lazım ki telefonla konuşmak biliyorsunuz trafikte dikkatin %80'ini alıyor. Haliyle arkalarında en az 14-15 tane can taşıyorlar. Telefonla çocuklar indirdikten sonra uygun bir yerde konuşmalarını söyledik. Bu cezanın parayla değil de canla ödenmesi çok kötü olur. Biz bunu anlatmaya çalıştık. Amacımız buydu. Şimdi abi de cep telefonu slogan. Büyük araçlar yapıyor. Soldan kırdı geçti. Kırmızı olsun. İnşallah kazasız belasız günden geçeceğiz. Kurallarınızı biliyor. Yani sizin elinizde yetkilerinden haberiniz var mı? Öyle diye söyleyeyim. Sizde çok üst düzey yetkiler var. Şimdi şöyle. Senin çocuğun o hanımefendiler arasında. Sen kendi çocuğuna nasıl davranılmasını istiyorsan arabaya binen çocuğa öyle davran. Siz olursanız çocuk ertesi gün ayakta gitmek ister. Bu böyle. Sen ayaktaysan yer yok diye bir fazla yolcu alalım diye şoför arkadaş sizin bindiğinde inerken okula götürürsün gün o senin annen elinden tutarsın. Küçük kuzu yaparsın hepsini. Okulun kapısından içeri sokarsın.